daha sonra coşan bir Etnesco belediyesi evet, olarak evet. 9. darbeyi peşe geçer. Evet, evet. Neler oldu bir senden bilmek istedim. Tabii öncelikle yuvama döndüğüm için mutluyum. 5 yıl önce şampiyonluk yaşamıştım bu camiada. Daha sonra Hasan Bey arayınca başkanım, hani böyle hocayı değiştireceğiz, gelir misin dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Çünkü burası benim yuvam. Burada bir kere ne değişti? Burada huzurlu bir ortam var. Siz de gördüğünüz gibi tesislerimiz çok güzel. Yani Süper Lig ayarında tesislerimiz var. Takımı zaten biliyorum, ferdi olarak da bildiğim takımda. Onun dışında birkaç tane devre arasında oyuncu izleme komitesinin de belirlediği oyuncularla birlikte o takviye yaptık. İşte 7-8 tane oyuncu gönderdik. Sonra çalışmaya başladık ve ekibimle birlikte doğru işler yapmaya başladık. Kampta zaten bunun şeyini almıştık. Kampta belli etmişti takımın ne yapacağı. Zaten ilk maçtan itibaren ben de çocuklara söylemiştim. Biz bu takımla playoff oynarız diye. Çünkü geldiğimde bir özgüven eksikliği vardı takımda. İşte birçok futbolcu gitmek istiyordu. Oturduk. Özellikle o yaptığımız 10 günlük kamp bizim için çok iyi oldu. Oradan itibaren çıkışımız başladı. Şimdi Bodrum maçı da biraz aslında benim tecrübesizliğime geldi. Şöyle ki takımı tanımamışım yani. Bodrum maçından sonra zaten hocalarla birlikte artık bu takımdan gitmesi gerekenleri söyledik. Ve kalması gerekenlerle yola devam etmek istediğimizi söyledik. Ondan sonra bir ivme başladı. Çalıştık. Takımımızın elimizde bulunan elemanlara göre, futbolcu portföyüne göre bir taktik belirledik. O taktik içerisinde çalışmaya başladık. Biz de bunları çalışmaya başladıkça bize geri dönütler çok iyi oldu futbolcular tarafından. Ve çok güzel bir aile ortamı oluştu. Çok zevkli antrenmanlarımız oldu. Daha sonra işte Mamak maçıyla başlayan bir seri oldu. Ben takıma da söylüyordum, eğer biz bir galibiyet alırsak bizi kimse tutamaz diye. Gerçekten de özellikle zaten buradan futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Bu geri dönükleri bize çok net bir şekilde verdiler. Onlara olan güvenimiz hiçbir zaman bize mahcup etmediler. Sahada inanın beraberliği bile istemeyen bir takım var. Yani çok coşkulu oynuyorlar. Biz de onların özellikle tabii burada Yılmaz Baral'a da teşekkür etmek isterim. Oyuncu izleme komitesine teşekkür etmek isterim. Çok yetenekli çocuklarımız var. 20-21 yaşında 6-7 tane oyuncumuz var. Ve şu anda oynayan oyuncularımız var. Bunlarla iyi bir birliktelik sağladık. Taktiksel beceri içerisinde mevkisel ve bireysel mevkilerin sorumluluğunun dışında futbolcuyu bir de özgür bıraktık. Yani yeteneğini gösterme anlamında onları da sağladık. Öyle bir olunca, özgüven olunca, bu sefer atmaya başlayınca bir özgüven geldi. Şimdi her maçta örnek veriyorum, şey maçı mesela Turgutlu maçında 0-0'dı maç devre. İşte soyunma odasında görmenizi isterdim devre arasında. Hepsinin o enerjisi, hayır bu maç berabere bitmeyecek, biz bu maçı alacağız, hocam siz merak etmeyin diye bağıran futbolcular topluluğu var. Çünkü çok onurlu, çok karakterli futbolcular var. Yani hiçbir sorun yaşamadım, yani yıllardır bu işi yapıyorum, bu kadar düzgün bir takımla hiçbir zaman çalışmadım, net bir şekilde söyleyebilirim onu. Onun için ben de kendimi törpüledim onların sayesinde. Biraz sahanın kenarında agresiftim ama onlarla birlikte yani yaşım 60'a yaklaştı, onlar da beni törpülediler. Ben de onlarla birlikte sakinleştim ve artık bu işi yapabileceğimizi hissettim. Tabii bu arada teknik ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çalıştık. Özellikle bireysel grup çalışmalarını yapıyoruz. Tabii bunları yaparken tabii ki buradan Sayın Belediye Başkanı Enver Demirel Bey'e, Başkanımız Haşan Kartal'a çok teşekkür ediyorum. Yani biliyorsun birçok kulüpte çalıştık. Birçok kez de playoff oynadım ama ben hiçbir zaman bu kadar huzurlu bir ortamım yoktu. Sadece burada işimizi yapıyoruz. Ama buradaki en büyük şansımız, iyi bir ekibimiz var. Özellikle teknik ekibim çok iyi çalışıyor. Onun için futbolcularımız çok özverili. Yani saha içerisinde verilen görevi yapıp onun ekstra üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Yaptıkça da bir özgüven geldi. Özgüven geldikçe de artık maç bittikten sonra hemen telefonu açıp acaba kaçıncı olduk, playoff'a yakalayabildik mi diye. Aslında bizim hedefimiz, ben konuştuğumda biz Kastamonu maçından sonra playoff'u yakalarız dedik ama bu hafta 6. durumdayız. Ama şuna inanıyorum, bu takım playoff oynayacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü futbolcuların bize verdiği geri dönütler çok önemli. Çünkü o havayı da yakaladık. Bir de artık kimin ne yapacağı belli. Taktik disiplin içerisinde futbolcuların kimin nerede ne yapacağı da çok önemli. Birbirlerini net bir şekilde tanıdılar. Bunlar da bizim için avantaj.
İnşallah Konya 1922 maçıyla playoff adımımızı atacağımızı düşünüyorum. Bir maç geciktik ama tabii çok kolay bir iş değil. Bülent, sen de biliyorsun, onlar da kazanıyor. Şimdi bakıyorsunuz Süper Lig hariç bütün liglerde ikinci yarın en çok puan toplayan takımı biziz. En çok gol atan takımı biziz. En az gol yiyen takımı biziz. Bu muhteşem bir şey. Ha, bunlar çocukların eseri. Yani bizler tabii hocalar doğru noktalara yapıyoruz, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yaptırdığınız grubun size geri bildirimi çok önemli. Bu, net bir şekilde bize bunu bildiriyorlar ve biz bu işi bitireceğiz diyorlar. Şimdi galibiyetler gelince birçok insanlar da artık kulübe sahip çıkmaya başladılar. Yani benim bıraktığımdan sonraki kulüpte sanki böyle bir tesisler mükemmel, her şey mükemmel ama bir hava yoktu mesela geldiğimde. Böyle bir sıkıntılar vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz mesela dün akşam Hasan Başkanımız Kartal geldi, o yöneticiler geldi, belediyeden başkanlarımız geldi. Bir aile ortamında oturduk, yemek yedik, çocuklarla sohbet ettiler. Çok güzel bir aile olduk. Zaten Hasan Başkanım da dediği gibi yani bu işin temelinde birlik, beraberlik ve aile olma. Tabii aile olmak gerektiğinde de saygı ve sevgi tabii ki bu çok önemli. Bir de burada bir şey var açıkçası. Bütün teknik direktörlerin yaşadığı bir sıkıntı. Biz adaleti sağladık aslında Bülent'ciğim. Yani biz oynayana formayı verdik. Ama şimdi özellikle son 4 maçtır 26 kişilik bir takım olduk. Önceleri biraz kopuktuk. Artık şimdi herkes giren de artık katkı sağlamaya başladı. İşte bir Ahmet Sun, bir Emre biliyorsunuz gençten gelen, işte bir Ahmet Sarı, ondan sonra işte altyapıdan bugün Batuhan'ı oynattık. Bir önceki maç Arda'yı oynattık 17 yaşında. Bunlar altyapıdan gelişti. İşte İsmail'i oynattık. Vanspor'dan aldık. O da oynadı 18 yaşında. Hani buna çok iyi bir şey oldu. Tabi buradaki takım abileri de bence takımın dinamikleri çok önemli. Takımın dinamikleri takım içerisindeki sinerjiyi çok iyi yakalattılar. Mesela orada yani burada inşallah bir gün sizi misafir edelim, bir akşam gelin mesela kamp akşamı. Buradaki sinerjiyi görün. Çok bir bize saygı sevgi içerisinde. Tam bir Süper Lig takımı gibi yapıyoruz. İnşallah bu takımı zaten hedefi her zaman var biliyorsun. Hasan Bey'in her zaman hedefi var. Enver Başkan da aylar sonra maçımıza geldi geçen hafta. Bu hafta da Var mıydı? Ha, maçlar. geldi mi? Evet, abi, mesaj atmış, tebrik etmiş. O da artık heveslendi. Artık buradan sonrası diyor playoff. Playoff'a çıkacağımıza inanıyorum. Net bir şekilde. Ondan sonrası ne olur? Bakacağız artık. Yani. Hocam zaten rakipleri ürkütmeye başladınız bir anlamda. Evet. Çünkü hani en formda takımlardan birisisiniz. Takım savunmasını çok iyi yapıyorsunuz. Evet. Zaten 5 hafta oldu. Gol 5 yedik. haftadır yemiyoruz. Evet. Ve Evet. 9 maçta galibiyet serisi var. Farklı Evet. galibiyetler de gelmeye başladı. Evet. Hani böyle olunca hem oyuncuların dediğiniz gibi özgüvenleri artıyor, hem sizin moraliniz daha da yüksek oluyor. Evet. Belki dediğiniz gibi Tabii, tesis tabii. ortamı hani Evet. öncelikle Süper Lig olmayan bazı imkanlara da Evet, sahiptir. doğru. Haliyle hani bu birlik ve beraberliğin sağlanması, takımdaki zaten arkadaşlığın çok net bir şekilde öne Tabii, çıkıyor. evet, öne çıkıyor. Şu anda 52 puana sahipsiniz. Zaten Evet. ikinci aranızda sadece 4 puan var. Yani Evet. o puan skalası da birbirine çok yakın. Çok yakın, doğru, evet. Benim esas merak ettiğim şey şu, hani takım savunmasını gerçekten son haftalarda iyi yapıyorsunuz Hı. ama hücum yollarında da rakip açma konusunda çok Evet. rahatsınız. Evet. Farklı galibiyetlerden Hı bunu hı. görebiliyoruz Evet, zaten. evet. Hani bu anlamda hücum oyuncularına yönelik dokunuşunuz da bence yadsınamaz. Hı Çünkü hı. daha önceden de biz yine Bülent abiyle geldiğimizde Evet. maçlara oyuncuların skor katkısı yapabildiğini görmüştük. Hı. Ama sizle beraber bu da bayağı yükselmeye Evet, başladı. evet. Bunun altında yatan etmeni de çok merak ediyorum. Bunun altından çalışmak. Doğru çalışmak. Özellikle biz artık sadece merkez orta saha oyuncularının oyun kurma değil, kenar çizgi oyuncularının da içeriye gelip oyun kurmalarını sağladı ve çoğalmada mesela bizde dikkat ederseniz her kenar ortada 4 kişiyi görürsünüz cezanın içerisinde. Bunun çalışmalarını da yaptık. Diğer 2 kenar oyuncumuzu da oyun kurma anlamında çalıştırdık ve onların da katkıları olunca bu sefer pozisyon ve üretmede de çok öne gittik yani. Düşünün bir maçta ortalama 10-12 tane net pozisyona giriyoruz. Bu da çok önemli. Bu da işte buradaki takım birlikteliğin, o disiplinin bireyselin de öne çıkması, yeteneklerini de bizlerin, onların bildiğimiz yeteneklerini öne çıkarması açısından. Tabi bakıyorsunuz futbolcuya, örnek veriyorum Halim biliyorsunuz çok yetenekli futbolcu. Halim savunmaya gelmez diyorlardı. Geliş, artık savunmaya geliyor şimdi. Halim topu her götürdüğünde orada biliyorlar ki Halim ne şartlı olursa olsun bu orta yapacak diye biliyoruz. Ve dikkat ettiyseniz de bunlar oluyor. Şimdi Yusuf var mesela. Yusuf daha 20 yaşında.
O da öyleydi mesela. Şimdi o hocam çok sorumlu kalmaya başladı. Tabii şimdi Sayın Fıstıkçı biz artık 10 numara pozisyonda oynatıyoruz. Niye yapıyoruz? Hem gerçekten yürekten bir çocuk Şahin ve çok özveriyle oynuyor. Hem forvette ondan faydalanıyoruz hem de savunmada özellikle biz çizgiyi kapatıp içeriye yönlendiriyoruz. Yönlendirdiğim zaman da savunmanın merkezini kalabalık tutuyoruz. Şahin de oraya geliyor. O yetmiyormuş gibi bir de gidip orada Ömer Faruk Ermeç'e çift santrfor pozisyonuna geçiyoruz mesela. Dikkat ederseniz bu tür şeylerde bunlar da iyi yaptılar. Çalıştık tabii. Hocalarım da sağ olsun. Ekibim bir kere çok iyi. Onlara buradan hep teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. İşte isimlerini de söyleyeyim aslında. Onların hepsini yaşlıca ve Niyazi hocama teşekkür ediyorum. Cemil hocama, Fatih hocama, Enver hocama teşekkür ediyorum. Şener hocama teşekkür ediyorum. İyi bir grup olduk. Böyle çalışmanın sonucunda da sonuçta da bir netice geldiği zaman futbolcu daha bir şey yapıyor, özverili oluyor. Bugün gördünüz mesela kaç pozisyona girdiler, çıkardılar, boş kaleye arkadaşlarını attırdılar. Halbuki biliyorsun yani bazen santrforda biraz egoist oldu. Bir iki tane pozisyonda oldu tabii onlar da. Ama onun dışında onları da oyuna kattığımız zaman sıkıntı olmuyor. Özellikle sağ ve sol beklerimiz özellikle hücumsal anlamda çok iyiler. Mesela Zahit'le Hüseyin, yani onlar da üst ligi yakalayacaklar diye düşünüyorum. Zaten Özkan'ı biliyorsunuz çok tecrübeli, iyi bir abi, karakterli bir abi, çok düzgün bir çocuk. Yani elimizde büyüyen bir çocuk o bizim. Evet. Şimdi çocuk demiyor artık koskoca bir kaptan oldu yani. Ama hala gözümüzde Bülent'cim değil mi? Küçük. Ays, evet. Hocam ama şimdi ilk kerede ben bir başlık atmıştım hatırlıyorum. Efes Belediyespor Ruby Mut gibi zenginden alıyor fakire veriyor diye. Evet. Yukarıda mücadele eden takımlara maçı kazanıyordu. Evet. Ligde kalma mücadelesi veren takımlara kaybediyordu. Evet. Bir takım yani bir birliktelik bir uyumsuzluk oldu belli. Evet. Yani gidip sen lideri yenebiliyorsan öbürlerini de yenebiliyorsun. Yenmem lazım. Evet. Ama beceremiyordu. Evet. Devre arasında 7-8 tane oyuncu gönderilince Etimesgut Belediyespor ile ilgili konuşulan konu Etimesgut Belediyespor playoff oynar değil ligde kalma mücadelesi verir. Evet. Bu seneyi çöp attı Etimesgut. Evet. Diye konuşuluyor. Doğru. Doğru. Şimdi, 7-8 adam gönderildi ama bir iki adam alındı. Çok evet, yok alınmadı. Kadroyu Volkan alındı, Caner alındı. İşte. Gönderilen adamlar da tecrübeli adamlardı. Batuhan vardı. Evet, Berat evet. Vardı. Taşçı vardı, Mehmet Taşçı vardı. Tabii, tabii. Süper Lig Berat'ın evet, evet. 25 maçı var. Var. Tabii, tabii, doğru. Bu nasıl etkiledi şimdi? Burada bir ters bir durum var fotoğrafa baktığımız zaman. Evet. Normalde onlarla daha başarılı olmak lazım. Evet, evet. Onlar gittikten sonra takım başarılı. Ya şimdi şöyle benim kampta birinci gün itibaren yaptığım bir takım olma olgusunda bir sıkıntı vardı zaten şöyleydi. Hani her takımda bir gruplaşma oluyor biliyorsunuz işte falan geldik o falan ne oluyor dedim yani nedir bu durum falan. Şimdi Berat da bizim elimizde büyüdü. Evet. Birçok futbolcu da biliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim bazıları biraz abiyane olacak ama memur zihniyetine bağlamışlardı işi. Halbuki bu kulübün hedefi var. Hedefi düşünebilecek futbolcularla biz buraya devam etmemiz lazım diye düşündük. Yılmaz Hoca'yla da konuştuk zaten. Ondan sonra ben de kararımı bildirdim. Bizim Bayram hocamız da, Bayram Ercan hocamız da var. Onunla konuştuk. Dedik ki hani bu arkadaşlar giderse iyi olur. Hani 2-3 tane de takviye yaparsak hani biz bu takımı toparlarız. Enver Başkan da dedi ya takım küme düşmesin de dedi. Bu sene tutalım takımı da dedi. Dedim ki ya sen merak etme. Çünkü şimdi Alim'i, Şahin'i, işte Ermeç'i, işte Çağlayan, Eyüp, bunları koyun mesela Volkan, bunlar TFF birinci liginde oynayacak kapasitede oyuncular. İşte bunlar niye böyle oldu? Bir Halil, ne bileyim ondan sonra bir Erdi Zengin, yani şimdi abi, ismini... Zaten hocam dediğiniz gibi çok daha üst seviye bence de. Tabii yani bunların seviyeleri zaten belli, hepsini de tanıdığım sporcu. Hatta konuştuk, oturduk ne yapabiliriz diye, dediler ki hocam halleder dedim, ben size çok güveniyorum yani. Biz bir Bodrum maçı yenildik. İnanın 4-1 yener gelirdik biz. Bomboş kaleye atamadık. Bodrum maçları ile Etimesgut Belediyespor'un böyle bir durumu var. Evet yani evet. Bir Bodrum spor maçları. Evet evet işte şampiyon olduğumuz senede 1-1 kalmıştık. Evet. Onlarla böyle full giderken gene onlarla kalmıştık. Ama oyun anlamında iyiydik. Yani maç bitti. Hepsi ağladılar falan böyle kaldırın dedim kafaya. Biz dedim çok işler yapacağız sizle. Ve maç işte Mamak maçıyla başlayan bir seri 9'a 9 yaptık. İnşallah devam edeceğiz. Ben çok güveniyorum takıma. Sıkıntıları yok. Onları da konuşuyoruz. Şimdi prim söylüyor başkan. 2 gün sonra primini yatırıyor hesabına. Arttırıyor bir de arttırıyor bir de yani arttırıyor. Yani bunlar varken çocuk da biliyor. Şimdi bir de şu var. Mesela bu takımda oynayıp da gidenler
Sonra gelenler buranın kıymetini daha bir anlıyorlar ve anladıkları için de yeni gelen arkadaşlarına bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Güzel bir birliktelik oldu işte bu.